Köklerden bir tanesi Z'nin eşleniği eksi 2'ymiş. Z'nin eşleniği sadece i'li olanı değiştir demek işaretini 3 artı 4 i yapar. Bir de 2'yi çıkarırsak 3 artı 2 i olur arkadaşlar. Sonra geldik diğerine Z artı 2 i. Burada da ne olacak? Z dediğimiz zaten 3 eksi 4 i. Bir de üzerine 2 İ eklediğimizde 3 eksi 2 İ yapacak. Artık birbirinin eşleniği olan 2 tane kök geldi. Kökler toplamı 3, 3, 6 yaptı. Kökler çarpımı a kare artı b kare yani 9 artı 4'ten 13. Bu toplamı veriyor, bu çarpımı veriyor. Denklem bu yüzden x kare eksi 6x artı 13 eşittir 0 c şıkkı. Denklemin kökleri asal sayıymış. Yani sonuçta tam sayı arkadaşlar. Çarpımları 21 olacak. Çarpımları 21 ne demek? Zaten iki tane asal sayının çarpımı 21 oluyorsa bunlardan biri 7'dir, diğeri de 3'tür. Başka hiçbir şey olmaz. Böylece 7 artı 3 kökler toplamı 10 eşittir m eksi 1. Cevabımız 11 oldu. B şıkkı. Karenin bir kenarına x diyelim. Şimdi şuradaki dik üçgenler x eksi 3, x eksi 6 kenarına sahip. Burası x eksi 5. Burası da arkadaşlar x eksi 2. Şimdi ne demiş bize? Derenin alanı karenin alanının yarısı. Burada şöyle bir şey var dikkat etmeniz gereken şey. Karenin alanı x kare yarısı x kare bölü 2. Karenin yarısı arkadaşlar bu dere ise diğer yarısı da bu yeşil dik, dört, dik üçgenlerin toplamıdır. Şöyle bir örnek göstereyim size. Diyelim bir kare var böyle. Alanı 36 olsun. Burası 18 olsun. O zaman mecburen buraların toplamı da 18 olmaz mı? Yani diğer yarısına eşit olur. Bundan dolayı dik üçgenin Soldaki, sol üstteki dik üçgenin alanı x eksi 5 çarpı x eksi 2 bölü 2. Sağ alttaki dik üçgenin alanı x eksi 3 çarpı x eksi 6 bölü 2. Ve bu karenin alanının yarısı. Böylece bunların toplamı şöyle bakın paydalar aynı olduğu için şu hale getirelim. Paydalar aynı olduğu için direkt siliyorum. x kare eksi 7 x artı 10 x kare. Eksi 9x artı 18 eşittir x kare. x karelerden bir tanesi gitti. x kare eksi 16x artı 28 eşittir 0. Böylece x eksi 14, x eksi 2 eşittir 0. 14 ve 2. Bizden tabii ki 2 olmasını istemez. Çünkü 2 verirsek burası negatif olur, uzunluk negatif olamaz. Bu yüzden karenin bir kenarı 14 olmalı c şıkkı. Kök x eksi 2 bölü 3'ün karesi artı 2 çarpı kök x eksi 2 bölü 3 eksi 3 denmiş. Bunlarda arkadaşlar yapacağımız iş şudur. Böyle bir değişken harfi vermek. T kare artı 2T eksi 3 yine bir ikinci derece denkleme döndürmek. Artık T artı 3 çarpı T eksi 2 eşittir. T eksi 1 eşittir 0 olur. Bir kök eksi 3 gelir ama bu kök aslında neye eşit? Kök x eksi 2 bölü 3'e eşit. İçler dışlar çarpımı eksi 9 eşittir. Kök x eksi 2 Eksi 7 eşittir kök x. Çift dereceli bir kök negatif olamaz. Buradan kök gelmedi. Şimdi gelelim diğerine arkadaşlar. Kök x eksi 2 bölü 3. Bir de neye eşit olmalı? 1'e. İçler dışlar yaparsak 3 oldu. Kök x arkadaşlar buradan 5. X 25 A şıkkı. Hangi adımda hata yapmıştır diyor. En baştan söyleyeyim arkadaşlar. Köklü ifadelerde bir taraf köklü bir taraf normal denklemse her iki tarafın karesini aldığınızda denklemde kökü yazmayı sakın unutmayın. Çünkü şöyle bir şey olursa hatalı olur bakın. Kök içinde ne olduğu önemli değil diyelim eksi 2 geldi. Böyle bir şey olur mu çift dereceli köklerde? Hayır. O yüzden soruda muhtemelen bununla ilgili bir hata olabilir. Her iki tarafın karesi alınmış arkadaşlar x eksi 2'nin karesi eşittir kök x artı 4'ün karesinden. Evet x kare eksi 4 x artı 4 eşittir x artı 4. Sonra öbür tarafa atılmış x kare eksi 5 x. Kökler bulunmuş 0 5. İşte burada arkadaşlar kökler bulunmuş tamam 0 5 ama siz burada 0'ı en başta gidip yerine yazarsanız 0 eksi 2 eşittir. Ne oluyor 0 artı 4 2. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Gördüğünüz gibi daha doğrusu şöyle burası. 1 kök arkadaşlar negatif olmayacağı için çift dereceli olduğunda 0 gitti. 5'i yerine yazarsak tamam sol taraf pozitif oluyor problem yok. O zaman 5. adımda hata yapılmış arkadaşlar E şıkkı. X'i istemiyor ya o yüzden Y yazalım arkadaşlar X gördüğümüz yere. X gördüğüm yere Y ye artı 2 yazdım. Eksi 4 burası arkadaşlar Y artı 2 eşittir 5. Haliyle Y eksi 2 Y artı 2 eşittir 5 oldu y kare eksi 4 eşittir 5'ten y kare eksi 9 eşittir 0. Y'lerden biri 3, diğeri arkadaşlar eksi 3. Bunların kareleri toplamı 9 artı 9, 18, b şıkkı. Denklemin kökleri x1 ve x2 verilmiş küçük kök ve büyük kök durumu var. 3x1 artı 2x2 nedir diye sorulmuş. Şimdi 4 üzeri x, 2 üzeri x'in parantez şöyle karesi üstü üstü. Sonra 3 üzeri 2 üzeri x oradaki artı 2'yi ne yapacağım? Böyle yazacağım ki burada hedefim 2 üzeri x'e de bir değişken vermek. Bakın a diyelim. a kare eksi 12 a artı 32 eşittir 0. Böylece çarpımları 32 toplamları eksi 12 olan eksi 8 ve eksi 4 var. a eksi 4 a eksi 8 eşittir 0. a 1 4 a 2 8. A1 dediğimiz ne? 2 üzeri x. A2 dediğimiz ne? 2 üzeri x yine. Haliyle arkadaşlar buradan birinci kök küçük olanda 2 olacak. İkinci kök büyük olanda 3 olacak. 3 x 1 9. 2 x 2 pardon x 1 küçük olanda 3 çarpı 2 6 artı 2 çarpı 3 yine 6 12 oldu c şıkkı. Mutlak değerli bir denklemde şuna bakmanız gerekiyor. Her iki taraf mutlaklıysa problem yok kökler direkt sağlar bir taraf mutlaklı bir taraf pozitif bir sayıysa yine kontrol etmenize gerek yok. Ama bir taraf mutlak bir taraf arkadaşlar denklemse muhakkak orada kontrol etmelisiniz. Bazı kökler sağlanmayabilir mutlak değerin negatif olma ihtimali var sağ tarafta öyle olursa kabul etmeyiz kökü. Bu yüzden kontrol edeceğim kökleri en son içler dışlardan sıfır olur. Öbür tarafa atarsak x kare 6x eşittir 5x yapar. Önce nasıl çıkar? Deriz ki x kare eksi 6 x 5 x eşit olabilir. Çıkar değil de daha doğrusu içerisi 5 x olabilir. Böylece x kare eksi 11 x eşittir 0 olur. Buradan da x parantezinde x o eksi 11 eşittir 0. x 0 gelir 11 gelir. Şimdi arkadaşlar buraya 0 da yazsanız 11 de yazsanız negatif olmuyor. O yüzden bu ikisini de alma hakkımız var. Şimdi gelelim diğerine. x kare eksi 6 x eşittir. Bir de eksi 5 x olabilir içeride. Böylece x kare eksi x eşittir 0 oldu. x parantezinde x eksi 1 eşittir 0. 1 kök 0, 1 kök 1. Yine bunlar sağ tarafı negatif yapmadığı için bunların hepsini alabiliriz arkadaşlar. 0, 11, 0, 1 toplamları 12 oldu e şıkkı. Kare içinde m, m artı 4 olarak tanımlanmış. O zaman ilk kareye bakalım. m kare eksi 6m artı 4 oldu. Sonra bir kare daha var o zaman bir 4 daha ekleyeceğiz en dıştaki kareden dolayı. Bu da 0 oldu. m kare eksi 6 m artı 8 eşittir 0. Böylece gerçek sayılar kümesinde tanımlı diyor. İkisi de zaten reel sayı olacak. Deltası sıfırdan büyüktür bunun bakın kenarda görün 36 eksi 32 4. Demek ki iki kökte reel sayı. Bundan dolayı kökler toplamı 6'dır doğru. Kökler çarpımı 8'dir yanlış bu. Yine M'nin alacağı iki farklı değer var. Bu da yanlış oldu. Yalnız bir A şıkkı. A artı B bölü C eşittir eksi 1. Aslında bu denklem sorusu. Yani ikinci derece denklemin kat sayılarıyla ilgili bir durum var ama doğrudan kökler toplumu kökler çarpımı ile ilgili bir şey yapmayacağız. A artı B eşittir eksi C. 9A artı C eşittir 3B. Burada hemen ben şurayı eksiyle çarpayım. C arkadaşlar eksi A eksi B'ye eşit. Burada C'ye gördüğüm yere eksi a eksi b yazarsam soruda a cinsinden veya b cinsinden veya c cinsinden tek bilinmeyen hale getirebilirim bakın. 8a eşittir attım öbür tarafa 4b b'nin 2a'ya eşit olduğunu buldum. b'yi a cinsinden buldum ya gideyim şimdi arkadaşlar bunu şu ilk denklemde yerine yazayım. Haliyle b gördüğüm yere 2a yazarsam eksi a eksi 2a eşittir c'den. C'de eksi 3a oldu tek bilinmeyenli olduğu için B yerine 2A eksi C yerine eksi 3A bölü A yerine yine A C yerine de yine eksi 3A yazarsak 5A bölü 4A cevap 5 bölü 4 E şıkkı. 12 zaten çarpan, çarpanları fazla olmayan bir sayı olduğu için bakın şöyle yapmanız gerekiyor tek tek. 1, 12 sonra 2, 6, 3, 4 olabilir pozitif çarpanları. Yine negatiflerde eksi 1, eksi 12, eksi 2, eksi 6 ve eksi 3, eksi 4 olur. Tam sayı dediği için bunlardan başka çarpımlarına 12 veren sayılar yok. Haliyle bakın 1, 12 daha 13, 8, 7, eksi 13, eksi 8 ve eksi 7 oldu kökler toplamı arkadaşlar. Böylece m'nin alacağı 6 tane birbirinden farklı değer geldi c şıkkı. Önce çarpanlarını ayıralım mavi çemberinkini x artı 3 çarpı x eksi 1. Turuncuya baktığımız zaman x artı 3 çarpı x artı 2. Şimdi arkadaşlar yeşille turuncunun ortak bir noktası olmadığına dikkat edin. Denklemi ona göre ayarlamamız lazım. Birinci durum x artı 3 sarıda olsun tamam mı? x artı 3 sarıda olduktan sonra zaten turuncuda da x artı 3 ortak var. Demek ki sarıyla turuncunun başka ortağı olmaması lazım. x artı 3'ten başka ortakları yoktur. Bunların bu şekilde çarpanları böyledir. Sonra x artı 3 olmaması gerekir yeşilde. Ne olması lazım mavi ile ortak çıkması için o zaman? x eksi 1 çarpanı olmalı arkadaşlar. Ve aynı zamanda x artı 3 ile de x eksi 1 ile olan denklemin ortak çarpanı olduğuna göre ve kökler toplamı 8 olduğuna göre x eksi 7 imiş diğer çarpanı. Artık bunda da eksi 7 olur. Böylece arkadaşlar 7 çarpı 3 eksi 7 çarpı 3 eksi 21 Diğerinde de eksi 7 çarpı eksi 1'den 7. Sabitlerin toplamı eksi 14 olur. Sabiti de polinom gibi düşünün. X'e 0 verdiğiniz zaman sabit terimi bulacaksınız. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda arkadaşlar şunları hemen siliyorum. Diğerleri kalsın. X artı 3 ve X artı 2'den artık şu X eksi 1 ortak çarpanına sahip olsun bu mavi ile. Böylece sarıyla turuncunun ortak çarpanları x artı 2 olmak zorunda. x artı 3 olmuyor artık. Bu x artı 2 duracak. Gördüğünüz gibi bir tane sadece ortak çarpanları olmak zorunda. Böylece x eksi 1 ortak çarpanı var. Yeşille de ortak çarpanı var. Maviyle de ortak çarpanı var. Artık o zaman yine x eksi 1 olmalı. Çünkü x artı 3 olursa arkadaşlar Turuncuyla ortak çarpan olur. Yine diğer kök mecburen burada eksi 7 oldu. x eksi 7 çarpanı oldu. Haliyle bakın burada da 2 çarpı eksi 1'den sabit terim eksi 2 geldi. Eksi 7 çarpı eksi 1'den sabit terim 7 geldi. Sabit terimler toplamı da 5 oldu. Şıklarda eksi 14 yok 5 var cevap D şıkkı.